Güncel Satranç kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Ben de Abdullah. Bugün sizlerle 200 aboneye özel bir analiz videosu yapacağız. Bu analiz videomuzdaki analiz edeceğimiz maç Abdullah abinin bir maç olacak. İstersen maçtan bahset Abdullah abi. Aynen. Bundan tam 2 yıl 5 gün önce oynadığım bir maçtı. Rakibim siyahlarda Alihan Demirbağ'dı. Ben de beyazlarda oynadım. Rakibim o turnuvadan bahsedeyim hemen. Turnuva Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'ydı. Takım turnuvasıydı. Ve İkinci turdu. Ondan bahsedeyim. Güzel bir maçtı ve rakibimin Elo'su o zaman 2103'tü. Benim Elo'm da 1727 idi. Bana göre yüksek ve iyi bir oyuncuydu. Evet, şimdi maça geçebiliriz arkadaşlar. Açılışı Hakan sen Evet, anlatabilirsin. Devamını ben anlatırım. burada beyazlarda C4, İngiliz açılışı, G6, at F3, fil G7, G3 ve C5 de burada simetrik bir yapı oynamayı tercih etti. Daha doğrusu tercih etmiş, ben maçı görmedim. Fil G2, E5, at C3, at G7 ile burada aslında at F6 çıksa çok bence simetrik bir yapı oluşacaktı. At G7 ile aslında filin de önünü kapatmayarak burada D4 ve E5 merkez karelerinin kontrolünü devam ettiriyor bence. Ben Şimdi de bir şey söyleyeyim hemen. evet. E5'in fikri geri gel Hakan hemen. E5'in Sen de geri fikri gelebilirsin. D4 sürüşünü engellemek ve ileride F5, F4 fikirlerini oynamak amacıyla yapılmış bir fikir. Ama temel fikri E5'in D4 fikrini keserek merkezi üstünlüğü beyazdan almak üzerine oynanılmış bir hamle. Ben de bu hamleyi beklemiyordum çok. E6, D6 tarzı hamleler bekliyordum. Hatta at G7, at C6, adı D4'e oturmalı varyantlar düşünüyordum siyah açısından. Ben de yavaş yavaş taşlarımı geliştiririm diye düşünüyordum ama rakibime 5 sürerek şaşırmıştım burada onu oynayınca. Sen devam et Hakan. Evet, burada D3, D6 ve aslında hani E4 sürmeli yapılar da oynayabilir beyaz sonra atı D5'e koyarak. Ama burada E4 sürerse bence siyahın bir avantajı olacak çünkü atını E'den geçtiği için bu kez F5 ile merkezi yarmaya çalışabilir. Ama beyazlar aynı şekilde F4 yapamayacak. Bir tempo kaybetmek zorunda kalacak belki ataş at gibi bir hamleyle. Şimdi kısa rok kısa rok. Fil D2, at C6 ve kale B1. Buradaki fikir güzel. Yani merkezi bir şekilde parçalaması lazım, baskı yapması lazım. E3 D4 de yapılabilir ama bu biraz vakit alıyor. Yani E3 F4 de yapılabilir ya da direkt F4 yapılabilir ama A3 B4 burada daha çok tercih edilen bir fikir kalibre bile birlikte. Şimdi H6, A3 ve A5 burada B4'ü tamamen engellemeye çalışıyor. Ama şimdi at E1 burada çok güzel bir fikir. Burada ben açılış kitabını da açayım. Açılış kitabında aslında büyük ustaların oynadıkları oyunlar var. Gördüğünüz gibi mesela Amin Basem Amin herhalde. Alexander Grischuk da oynamış bu konuyu 2015 yılında. Ve burada birçok oyuncu hatta neredeyse hepsi diyebiliriz 184 kişi at E1 hamlesini tercih etmiş. Buradaki fikir şu at C2 at E3 gelerek D5 noktasında bir baskı yapacak ve atlardan birini buraya koyduğu zaman şöyle göstereyim güçlü kılacak konumu. Ve bunu da engellemek için siyahlar file 6 ve D5 fikrini direkt gerçekleştirmiş tahtada. Aynen. Şimdi burada Şimdi D5 alındıktan sonra ben devam edeyim. evet. At D5 alındıktan sonra benim fikrim at E3 oynandıktan sonra at E3 geldikten sonra atları değişip merkezde güçlü kareler elde etmek istiyordum. Çünkü onun merkezde daha çok taşı vardı. İki tane taşı vardı. Benim merkezde çok taşım yoktu. Onun merkezdeki taşlarını kaldırmak istiyordum. Ve bir plan yapmamıştım. Burada rakibim hata yaparak benim bir piyon kazanmama sebep oldu. Burada onun hamlesi at C7 idi. C7'nin neden yanlış olduğunu hemen değinelim. At C7'den sonra ben at çarpı D5 aldım ve burada videoyu durdurarak bulabilirsiniz. Burada da at çarpı D5'ten sonra burada beyazlar bir hamle yapıyor ve bir piyon öne geçiyor. Direkt rakibim hiçbir şekilde engelleyemiyordu bunu. Bu yüzden at G7 varyantı, at G7 diyorum pardon, at C7 varyantı burada yanlış. Bunu yerine tercih etmesi gereken varyant bence at D7 idi. Çünkü at D7'nin farkı bu sefer at D7'nin farkı bu sefer at D5 alındıktan sonra tempo ile bir şeyler yapamıyoruz. Ve at D5 alındıktan sonra C5 piyonunun düşme ihtimalleri azalıyor. Ben orada hemen maça devam ediyorum.
etmeden önce at G7'den bahsedelim tekrardan. Şimdi at G7'den sonra burada ne oynayabiliriz acaba? Bir At A4 dakika. burada ilginç bir fikir. Şimdi C5'e baskı yapmak için burada B6'ya Aynen. tutabiliyor. Sen Mesela devam. şimdi bunu sorabilirsiniz. Neden burada at C7 değil de at D7? Çünkü at C7 yapınca şimdi at A4 B6 ile koruyamıyorsunuz. Ve bunu korumak için mesela at A6 gibi bir hamleyle korumak zorundasınız. Buna da şimdi kale C1 tekrar baskı yapıyoruz. Ve şimdi B6 yaptığınız zaman atı A6'ya götürmeniz biraz zaman kaybı oluyor ve gereksiz kalıyor. Ve burada şimdi Ya bir de B6 yapamıyoruz herhalde. C6'daki at boşta kalıyor Aa hemen. doğru pardon. Burada C6 kağıt boşta Vezir E7 kalıyor. yapıyor o Burada yüzden. vezir Aynen E7 vezir şimdi E7 ama buna da yapıyor. vezir C2 yapıp baskı yapamıyorsunuz. Çünkü at D4 burada güçlü geliyor. E2'ye de baskı yapıyor. Burada vezir C2'nin at B6, kale D8'e at D5. Bu konumu makine yani beyazları üstün kabul ediyor. Bu variantı biz bakmıştık biraz incelemiştik. Bu variantta beyazlar iyi kalıyor. Tabi B6 hamlesi yok hiçbir zaman çünkü fil bu çapraza çok güçlü kalıyor. Ve bu sebeplerden ötürü son konumda beyazlar çok iyi taş aktivitesi kaldığı için burada hem atını destekliyor B6'lara zemin hazırlıyor. Hem de vezirin de önünü kapatmadığı için aktif kalıyor. At D7 hamlesi. Tabi burada at D7 bu tek hamle değil tabii ki burada at E3 de var. Yani makineyi kapatalım. Fil E3'ten sonra burada yine vezir E7 tarzı hamleler yapabilir. Yine B6 yapamıyor. Fil çok güçlü burada. Evet. Devam edebilirsin aptal. Aynen. Burada at E3 gelindikten sonra at G7'den sonra piyon kazandığım varyanta geçelim. Hemen maç öyle devam ediyor zaten. At E-D5 alındıktan sonra at D5. Burada çünkü fil D5 alsak at D5'ten sonra at D5'ten sonra yine vezir C1 ile piyon kazanıyorum. Hem H6 istiyorum hem C5 istiyorum. Hem de D5'teki at biraz sallantıda B7 zayıf. Yani piyon yapısı da kötü. Üstüne fil çifti de bende olduğundan dolayı çok rahat bir konum oluyor. Bu yüzden rakibim at çarpı d5 alması doğruydu ama burada yine piyon kazancını buldum. Maçta gördüm ve vezir c1 oynadım. Çünkü vezir c1 oynandıktan sonra burada acaba nasıl piyon kazanıyorsunuz diyebilirsiniz. Hemen anlatayım onu. Fil h6 istiyorum ve at d5 istiyorum. Ya h7 ile maçta tuttu ama h7 de kurtarmıyordu. Çünkü Şah7'den sonra at D5 alıyorum. Fil D5'e vezir C5 aldıktan sonra piyon önünde kalıyordum. Maçta böyle oldu zaten ama diğer varyantları inceleyelim hemen. Burada Şah7 yerine at C3 alsa yine piyon kazanıyorum. Çünkü burada fil C3 değil de vezir C3 değil. Yine BC3 de alıyorum ve B7 istiyorum yine H6 istiyorum ve ikisini bir anda tutması olanaksız. Bu yüzden bir piyon öne geçiyordum. Rakibim burada bunu gördü ve Şah7 oynamayı tercih etti. Şah7'den sonra ben at çarpı d5 aldım. Fil çarpı d5. Vezir çarpı d5, c5'ten sonra piyon öne geçtim. Şimdi fil çarpı g2. Şah çarpı g2. Şimdi sen devam edebilirsin Hakan. Evet burada şimdi E4 hamlesi aslında şık bir hamle çünkü bunu alamıyorsunuz. D2'deki fil boşta kalıyor. E4 hamlesinde burada aslında tercihler var. Abdullah abi maçta vezir B5 hamlesini tercih etmiş burayı koruyarak. Bu da güzel bir tercih. Maçta bunu kırmış ve burada bir izole piyon kalıyor. Her ne kadar geçer piyon olsa da izole piyon ve önünü rahat bir şekilde bloke edebiliyor siyahlar. Burada ilginç tercihler var. Mesela E4'de burada kale F1 ile izole piyondan kurtulabiliyorsunuz. Yani izole piyon kalmıyor. Sebebi ise burada E çarpı D3 hamlesi için file 3 ve burada bir açmaz olduğu için D çarpı E2'yi alamıyor ve sonraki hamlede kale çarpı D3 alabiliyorsunuz. Kale C8'de de vezir B5 ve vezir E'de kale çarpı D3'ten sonra gördüğünüz gibi burada bir 4'e 3'lük avantaj kaldı şah kanadında ve oyun sonunda güzel bir avantaj bu. Eğer tüm taşları değişirse sadece şahlar kalırsa konum kazanç olacak. O yüzden bu tercih de yapılabilirdi ama Abdullah abi burada vezir B5 hamlesini tercih etti. Ve kırışlardan sonra kale E8 hamlesi güzel bir tehdit yapıyor. Kale E2'ye indiği zaman hem ikinci hatayda B2'ye saldırırken F2'ye de güzel bir baskı yapıyor. Gelecek noktada fil de D4'ten ve vezir de F6'dan baskı yapacağını varsayarsak etkili bir tehdidi var şu anda. Ve bunu kale F1 ile engellemiş Abdullah abi ve
Vezir C'ye de bu arada yanlış, çok yanlış bir hamle. Çünkü şimdi kale C1 ve file F4'ten sonra bu arada file A5 de alınabiliyor. Ama şunu hemen A'da hamle yolu yapalım. Ama file F4'ten sonra maçta oynanan hamle file F4 kale C'ye de hamlesini hiçbir şekilde engelleyemiyor. Burada vezir C'ye de o yüzden çok fazla tempo verdiği için ikinci hatayda kale çok güçlü kalıyor. Burada vezir C'ye de yerine makineye göre B6 hamlesini yapması gerekiyordu. Çünkü burada şimdi fil D4, fil C5 de C hattını bloke edebiliyor ve fil burada güçlü kalıyor çaprazda. Ve bunun için burada E hattından bir şeyler yapması lazım kalenin. Çünkü C hattı tıkanacak ve B4 gibi hamleler de bu kez siyahın A hattı açılacak. Bunlara her zaman dikkat etmek lazım. Bu yüzden burada B6 hamlesi daha iyi olurmuş. Ve burada makine analizi devam ediyor tabii. Kale E4, kale A7 ve file E3'ten sonra burada beyazların yine aktif oyunu var ama siyahların tutabileceği bir konum. Evet, burada vezir C7, kale C1, vezir E7, file F4'ten sonra devamını Abdullah abi anlatabilir. Şimdi rakibim kale C7 indiğimi engelleyemediğinden dolayı karşı bir oyun aramak istedi. Ve burada fil D4 oynayarak vezir E2 inme planlarını uygulamak istedi. Ben de burada uzun bir hesap yapmaya başladım. Sürelerim birbirimize yakındı maç sırasında. 90 artı 30 bir maçtı. Ve süreler çok bir fark yoktu. Herhalde hatırladığım kadarıyla 20-30 dakikalık bir fark vardı. Hatta daha da az olabilir. Burada ben hesaplamaya başladım ve kale C7'nin oynanılabileceğini gördüm. Ama hesap yapmamız çok doğru bu konuda. Hemen kale C7 oynarsak belki sıkıntılar çıkabilirdi. Çünkü vezir E2 gelindikten sonra kale C7, vezir E2 gelindikten sonra F2'yi tutmamız biraz zor. File E3 tutuyor ama file E3 tutması da yine sıkıntılar yaratabilir file E3'ten sonra. Bir kere boşta zaten. Vezir E2'den efendim? Bir kere file 3 boşta zaten. Yani bunları da hep hesaplamak lazım yani. Direkt akla gelmiyor. Aynen. Vezir E2'den sonra F2'yi tutamıyorum. Burada kale F7 aldım ben. Maç böyle devam etti. Kale F7'den sonra şah G8'de kalem istiyor. Yani vezir F2 istiyor. İşte burada belirleyeceğim ne olan vezir D5 oynadım. Ve konum bana çok net kazanç oldu. Hatta rakibimin sürekli şahlarından başka elinden gelen bir şey yoktu. Çünkü her şeyi istiyordum bu konuda. Çünkü en filini istiyordum. Fili şu an isteyemiyordum. Çünkü F7'deki kale boşta. Ama kale E7 istiyorum. Veziri düşürmek. Ya şaha kaçtığı anda şah 8 kaçsa vezir de 4 tempo ile alıyorum. Yani burada bir hamle yapması vezir F2'den başka olanaksız. Vezir F2 aldı rakibim burada. Ben burada şah 3 yaptım. Şah 3'ün ardından vezir F1. Vezir F1'in ardından şah 3-4. Şah çekince tek kare G5 piyonuyla sürmek ve G5 sürdükten sonra şah H5. Şimdi burada vezir E2, vezir E2'nin ardından şah H6 aldım ve vezir H2'den sonra şah G6 aldım ve çekebilecek bir tane şah kaldı. Yani veziri vererek şah çekebiliyor ama onlar anlamsız olduğu için onlara çok değinmiyorum. Burada rakibim fil G7 oynadı. Ama Firge yerine bir şah çekebiliyordu mantıklı olarak. Ona da iyi bir hamlem vardı. Kale A6. Kale A6'dan sonra kale F6 açarak şah çekiyordum. Ve şah H8'den sonra vezir D8 mat ettiğimden dolayı yine bana kazanç oluyordu. Ve kale A6'yı oynamak istemedi rakibim. Burada Firge'yi de oynadı. Ve burada iki hamlede mat var. Burada durdurarak bulabilirsiniz bunu. Buradan sonrasında Hakan'a bırakayım. Biraz Hakan'a güzel yer kalsın. Estağfurullah. Biraz az kaldı Hakan'a Sonuçta senin ama. maçın. Benim konuşmam bile yanlış bence. Evet, burada videoyu durdurabilirsiniz. Gerçi ben makineyi açmıştım burada ama inşallah görmemişsinizdir. Buradaki ikame demat Abdullah abinin de maçtaki yaptığı gibi önce kale F8 çifte şah çekişi. Çifte şah çekişlerde araya taş kapatamazsınız. Sadece sıra kaçabilirsiniz. Bu da şah F8 tek hamle. Ve vezir F7 mat. Bu maçta oynanan varyant ve burada mat olduktan sonra evet, 1700 Elo'su olan Abdullah abi zamanında 2100 Elo'luk Alihan Demirbağ'ı yenerek ciddi bir Elo kazanmış oldu. Türkiye yaş grupları takım şampiyonasında. Burada aslında bu maçı seçmemizin nedeni ve güzel olmasının nedeni bence Şah'ın buradan ilerleyerek aslında biraz da mat yapmamıza sebebiyet vermesi. Çünkü burada Şah
çok güzel bir şekilde rakip şahı engelliyor. Ve gerçekten de harika bence. Naci Short'un gizli torunu olabilir bence Abdullah Dokandere. Aynen. Evet, burada isterseniz videoyu bitirelim. 15 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bu arada Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Kanalımızın Instagram hesabı var ve oradan sorular paylaşıyoruz. Ve lise hesabından da takımımıza katılabilirsiniz. Oradan kendi turnuvamızı yapıyoruz ve duyurular yapıyoruz yayınlarla ilgili. Şimdi kendinize iyi bakın diyelim. Sonraki yayınlarda ve videolarımızda daha birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Aynen. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Onu da hatırlatalım ve kapatalım Ve videomuzu. kanalımızı paylaşarak bizleri daha çok kitleye ulaştırabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Satrançla kalın. Sağlıcakla kalın.